Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a büyük övgü. Erdoğan şov peşinde. AK Parti gençlik kolları büyük resmi gördü, büyük oyunu bozdu, Orta Doğu'da kartları yeniden kardıttırdı. Mükemmel eylem. Devlet Bahçeli Sinan Ateş davasına sahip çıkmaya devam ediyor. Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli'nin danışmanı oldu. Türk adaletinden çağlar ötesi örnek bir karar daha. 3 müebbet var, tutuklama yok. Gök Başkanı öyle bir çağrı yaptı ki Avrupa yeniden Orta karanlığına mı gidecek? Cumhuriyet 100 yaşında. Rüya gibi bir 100. yıl yaşıyoruz. Daha iyisi olamazdı. Videoyu izleyenler beğen tuşuna tıklıyor, uyur gezer, bu hevesle başlıyor. Millet olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden birini daha yaşıyoruz sevgili izleyenler. Aşağı yukarı her günümüz böyle zaten ve böyle zamanlarda iktidarıyla muhalefetiyle mükemmel bir fotoğraf veriyoruz bütün dünyaya. Yine böyle mükemmel bir fotoğraf veriyoruz yine imajımız harika. Temel Karamolluoğlu her ne kadar yolları ayrı da olsa her ne kadar seçimde birbirlerine rakip de olsalar Erdoğan'a harika bir övgü gönderdi harika bir takdir gönderdi. Dedi ki Erdoğan şov peşinde. Biliyorsunuz yarın Büyük Filistin mitingi yapılacak ve Temel Karamolluoğlu Erdoğan'ı takdir etti. Dedi ki: "Erdoğan şov peşinde. Demokrasi şovu peşinde, özgürlük şovu peşinde, insanlık şovu peşinde. Bu kadar da abartmaması lazım. Olan var, olmayan var. Bu kadar da göze sokmamak lazım. Zaten kıskananlar var. Böyle bir Filistin mitingi yaparak dünyayı daha da kıskançlıktan çatlatmaya gerek yok. Çok iyi durumdayız, harika durumdayız. Dünyadaki bütün mazlumların sorunları ile ilgileniyoruz. Dünyadaki bütün mazlumları din, dil, ırk fark etmeksizin sahipleniyoruz. Dünyadaki mazlumların umudu Erdoğan olduğu için attığı mantıklı adımlarla hep mazlumların faydasına olacak. Hep onların yaşadığı zulmü bitirecek. Hep onları zalimlerden kurtaracak. Çok akıllı, çok mantıklı adımlar atıyor. Ve Temel Karamoğlu da işte buna vurgu yapmış. Recep Tayyip Erdoğan şov peşinde demiş. Çok haklı. Hiçbir siyasi çıkar peşinde koşmadan, hiçbir şahsi menfaat derdinde olmadan yıllardır Filistinli mazlumların sesine ses oluyor Erdoğan ve bundan hiç oy kazanmıyor. Bundan hiçbir fayda da görmüyor. Belki zarar görüyor. Ama buna rağmen samimiyetinden zerre kadar geri adım atmıyor ve çok iyi bir Filistin mücadelesi veriyor sevgili izleyenler. Atılabilecek ne kadar insani adım varsa, ne kadar diplomatik adım varsa atıyor ve dünyadakiler gibi dünyanın diğer liderleri gibi ikiyüzlü davranmıyor. Şimdi bakıyorsunuz bazı ülkeler işte diyorlar ki yaptırım uygulayacağız. Büyükelçimizi geri çağıracak. İsrail büyükelçisini geri göndereceğiz. İsrail'le ticaretimizi donduracağız. İsrail'le diplomatik ilişkileri donduracağız filan diye show yapıyorlar. Hiçbir işe yaramayacak. Fasa fiso hamleler bunlar. Büyük lider dediğin değil, miting yapar. Büyük lider dediğin İstanbul'a toplar 1 milyon kişiyi, bir miting yapar, bir nutuk atar, o sesi duyan, o gürültüyü, o kalabalığı gören değil İsrail. Uzaylılar görse tırsarlar, kaçarlar, dünyayı istila planından vazgeçerler. Erdoğan o kadar samimi adımlar atıyor ki sevgili izleyenler. Bakın bazı dünyanın bazı ülkeleri böyle mazlumları, insanların yaşadığı zulümleri, mağduriyetleri kendi siyasi çıkarı için kullanan bazı alçaklar var diyelim yani. Bu kelimeyi de müsaadenizle kullanmak istiyorum. Mesela Gazze'lilere yardım için yola çıkan bir gemiye izni biz verdik. Gitsinler diye izni biz verdik diyor. Finlandiya'nın başbakanı açıkça bunu söylüyor. Sonra o gemi gidiyor. Orada insanlar katlediliyorlar. Sonra yıllarca bunun üzerinden politika yapıyor, bunun üzerinden şovlar yapıyor falan. Sonra bir gün diyor ki Giderken siz dönemin başbakanını mı sordunuz diyor. Kim diyor bunu? Finlandiya'nın başbakanı diyor. Bu kadar alçaklar var sevgili izleyenler. Bu kadar samimiyetsiz, bu kadar içten pazarlıklı, bu kadar çıkarcı. Orada insanların öldürülmesi, orada on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın abluka altında tutulması, orada çocukların katledilmesi filan onun için sadece, sadece basit bir siyaset malzemesi. Sadece aşağılık siyasi amaçları için kullandığı bir malzeme. Bu gözde bakan alçak politikacılar var dünyada. Ama Erdoğan öyle değil tabii ki sevgili izleyenler. Son derece samimi, son derece güçlü bir şekilde şu andaki son krizle alakalı da yapılacak mantıklı ne varsa yapıyor. Bir tane mantıksız açıklaması yok. Bir tane etkisiz adımı yok. Ne yapıyorsa son derece etkili, son derece caydırıcı herkes bir ayağını denk alıyor. Bakın sevgili izleyenler. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken geldi, bütün ülkeleri gezdi. Sadece Türkiye'ye uğrayamadı. Neden? Çünkü biliyor Erdoğan'ın bu konuda ne kadar net olduğunu, ne kadar omurgalı olduğunu, ne kadar dik durduğunu biliyor. Erdoğan'ın ne diyeceğini, Erdoğan'dan ne cevap alacağını biliyor ve ne yaparsa yapsın Erdoğan'ı bu yoldan döndüremeyeceğini bildiği için hiç boşuna gitmeyeyim dedi. Nasıl zor durumda kalacağını bildiği için cesaret edip gelemedi Türkiye'ye ama gitti işte bölgenin başka ülkelerini gezdi. Gezdi de ne oldu? Şimdi yarın Büyük Filistin mitingi yapılacak. Erdoğan orada demokrasi şovunu, insanlık şovunu, adalet şovunu, insan haklarına nasıl büyük bir aşkla sahip çıktığını anlatacak böyle e, orada bir marşlar falan sloganlar falan derken mitingin bitimine doğru Gazze'deki savaş durur. Gazze'deki çocuklar kurtulur, Gazze'deki kadınlar kurtulur. Her zaman dediğim gibi eli değmişken dünya barışını da sağlayabilir belki orada mitingde konuşmasını birkaç dakika uzatıp dünya barışını da sağlarsa hiç fena olmaz yani. Ve AK Parti gençlik kolları yine büyük resmi gördü. Büyük oyunu bozdu. Orta Doğu'da kartları yeniden kardıttırdı. Şu an dünyadaki bütün ülkeler gizli toplantılar yapıyorlar. Çünkü böyle bir eylemi beklemiyorlardı. Tamam kola dökmek olabilir. Bayrak yakmak bunlar var. Slogan atmak filan. Bunları bekliyorlardı. Buna karşı hepsi bir hamle planlamıştı. Ama hiç kimse AK Parti gençlik kollarının gidip de Starbucks şubelerini doldurup bütün koltuklara oturup hatta orada çaktırmadan kahve filan içip Starbucks'tan böyle bir eylem yapacaklarını beklemiyorlardı sevgili izleyenler. Bakın AK Parti gençlik kolları gittiler. Türkiye'deki bütün Starbucks'lara oturdular ve bu durum Netanyahu'nun içine oturdu. Netanyahu bitti şu an sevgili izleyenler. İsrail'de hükümet dağılmak üzere İsrail'de İsrail ordusu şu an silah bırakıyor. Biz yapamayız diyor. Biz daha fazla devam edemeyiz diyorlar. Şu an Filistin'de Bayağı bir rahatlama olduğuna dair haberler geliyor. Gazze kurtuldu. Dünyanın bütün mazlumları kurtuldu. Eğer buna rağmen bu savaş durmaz ateşkesi ilan edilmezse yarın bir gün AK Parti gençlik kollarını ellerinde Kudüs hurmalarıyla görebiliriz. Evet İsrail hurması bıçaklayabilirler sevgili izleyenler. İşte o zaman ortaya nasıl bir tablo çıkacağını hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Devlet Bahçeli eski yol arkadaşı, ülküdaşı Sinan Ateş'in cinayetine, Sinan Ateş davasına sıkı sıkıca sarıldı. Çok yakından ilgileniyor sevgili izleyenler. Davaya bakan savcılarla falan çok yakından irtibat halinde. Aman ha diyorlar. Aman ha bu dosyaya çok iyi bakın diyorlar. Çok iyi inceleyin. Kimi tutuklayacaksınız, kimi tutuklamayacaksınız. Bunu diyor çok iyi çalışın diyorlar ve ve bu dosyada çok önemli bir isim var. Olcay Kılavuz. Yani Sinan Ateş suikastinin aydınlatılması için en önemli isim Olcay Kılavuz ve Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayeti çok iyi bir şekilde aydınlatılsın diye bu kritik ismi danışmanı yapmış. Şimdi ona danışacak. Diyecek ki ya bu Sinan Ateş suikastini nasıl aydınlatalım diyecek. Sen bana bir yardımcı ol diyecek sevgili izleyenler ve kılavuzu Olcay Kılavuz olanın tabii ki sonucunda ulaşacağı şey eksiksiz kusursuz bir adalet olacaktır. Evet gördüğünüz gibi Milliyetçi Hareket Partisi ülküdaşlarına, dava arkadaşlarına, yol arkadaşlarına böyle sahip çıkıyor ve bu yüzden de Ülkücü Hareket hiçbir zaman engellenemiyor. Türk Adaleti bir kez daha çağlar ötesi anlamlar taşıyan çok önemli bir örnek teşkil edecek bir karar verdi sevgili izleyenler. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kez daha şok olacak. Neye uğradığını şaşıracaklar. Önlerindeki hiçbir kanun kitabında yazmayan bir şeyle karşı karşıyalar şu anda. İdrak edemeyecekler sevgili izleyenler. Evet, iddia ediyorum idrak edemeyecekler. AK Parti milletvekili Zülfikar İzol'ün de adının karıştığı, 6 kişinin öldürüldüğü İzol katliamı davası diye bildiğimiz bir dava var biliyorsunuz sevgili izleyenler. Türk adaleti yine şaşırtmadı. Mükemmel bir titizlikle, mükemmel bir hassasiyetle yaklaştı ve 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Bakın burası çok önemli ve bu 3 sanık tutuklanmadı sevgili izleyenler. Neden? Çünkü insanların özgürlükleri böyle küçücük şeylerle hemen ellerinden alınmamalı. Tutukluluk bir cezaya dönüşmemeli. Sürekli diyorlar ya uzun tutukluluk cezaya dönüşüyor filan. Tamam ortada müebbet hapis cezasını gerektirecek büyük bir suç olabilir. Tamam ortada delilleriyle şahitleriyle sabit bir cinayet bir katliam söz konusu olabilir. Ama hadi bu üç sanığın cezası onanmazsa. Hadi bunlar azılı katiller değillerse hadi bunlar katliam yapmamıştı, belli mi olur sevgili izleyenler sonuçta çok büyük konuşmamak lazım. Şimdi bu karar üst mahkeme tarafından onanmazsa ne olacak? Bu insanlar boş yere tutuklanmış olacaklar. Türkiye'de adalet bu kadar hassas çalışıyor. Öyle at cezaevine aylarca yıllarca kalsın ondan sonra hak ihlali kararı verilsin. Burası Finlandiya mı ya? Burası İsveç mi? At cezaevine 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl yatsın. Sonra a pardon deyip serbest bırak. Gazetecisini, üniversite öğrencisini, yazarını, aydınını, sanatçısını, ev hanımını böyle süründür cezaevlerinde. Sonra beraat etsin, tahliye olsun. E ne oldu 7-8 yıl, 10 yıl ne olacak? Nasıl geri vereceksin? İşte tam da bu sebeplerden Türk adaleti gerçekten örnek teşkil edecek, emsal teşkil edecek mükemmel bir karar verdi. 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi ama tutuklanmadılar. Suçu kesinleşene kadar herkes masum çünkü. Kimsenin günahını almamak lazım sevgili izleyenler. Şimdi bu davaya baktığınızda olur da yolunuz mahkemeye düşerse herhangi bir haksızlığa maruz kalacağınızı düşünüyor musunuz? Bu örneğe baktığınızda Türk mahkemelerinde herhangi bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalabileceğiniz aklınızın ucundan bile geçiyor mu? İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baksın, boyunun ölçüsünü alsın, ders alsınlar, hikmet alsınlar, kendilerine çeki düzen versinler. Evet. Gök Başkanı Erol Öz var. öyle bir çağrıda bulundu ki bu Avrupa'yı yeniden Orta çağ bataklığına sürükleyebilir sevgili izleyenler. Avrupa'nın onca yıl yaşadığı reform, Rönesans hareketleri, Fransız ihtilali, demokratikleşme çabaları falan filan hepsi çöpe gider. Yani yüzlerce yılda gittikleri bir arpa boy yol varsa o da tamamen israf olur sevgili izleyenler. Gök Başkanı dedi ki Avrupa'daki akademisyenlere seslendi. Şayet dedi üniversitelerde baskı görüyorsanız şayet İsrail Hamas savaşında çocuklar öldürülmesin savaş devam etmesin barış istiyoruz savaşa hayır dediğiniz için üniversitelerinizde falan baskı görüyorsanız Türkiye'ye gelin dedi. Türkiye'ye gelin ve özgürlüğün dadına bakın dedi. Özgürlüğün böyle doyasıya yaşayın, iliklerinize kadar bir yaşayın dedi. Ama yani tamam iyi güzel hoş ama yani Avrupa'yı da bu kadar bitirmemek lazım. YÖK Başkanı'na saygı duyuyorum. Gerçekten çok değerli bir çağrı bu. Dünyadaki bütün akademisyenler için, bütün bilim insanları için çok değerli bir çağrı bu. Kendilerini sahipsiz hissetmeyecekler. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz sevgili izleyenler özgürlük diye bir şey yok. Dün konuştuk bakın. Türkiye'de basın özgürlüğü ihlali oluyormuş. Niye basın özgürlüğü var? Avrupa'da yok. Avrupa'da akademik özgürlük yok. O yüzden orada akademisyenler çok zor durumdalar. Bakıyorsunuz Avrupa'nın üniversitelerinde üniversite öğrencileri ya yemek fiyatına yapılan zammı protesto edemiyorlar ya. Hemen özel güvenlik saldırıyor, çevik kuvvet dalıyor, coplarla moplarla öğrenciler dövülüyor. Bir bakıyorsunuz üniversitelere kayyum atanıyor. Evet evet üniversiteye kayyum mu atanır ya? Bir bakıyorsunuz bir üniversite Dingo'nun ahırına dönmüş. Rektör bütün sülalesini doldurmuş üniversiteye. Liyakat miyakat hak getire. Bir bakıyorsunuz orada üniversitelerin yurtlarında asansörler düşüyor. Öğrenciler ölüyor Avrupa ülkelerinde. O yüzden YÖK Başkanı bu kadar rahat, bu kadar rahat bir şekilde, bu kadar rahat. Çünkü böyle konuşabilmek için rahat olmak lazım. Böyle bir çağrıda bulunabilmek için insanın rahat olması lazım. İçinin rahat olması lazım. Yoksa derler ki sen nasıl iki yüzlü, sen nasıl adi, sen nasıl şerefsiz bir insansın, sen nasıl utanmaz bir insansın. Daha dün senin üniversite yurdunda bir tane öğrenci düşmüş ölmüş. Sen utanmadan nasıl gevrek gevrek Avrupa'daki akademisyenleri Türkiye'ye davet ediyorsun. Sen kendi ülkende barış istiyoruz diyen akademisyenleri hepsini üniversiteden ihraç etmedin mi? Sen bir gecede binlerce akademisyeni ihraç etmedin mi? Utanmaz herif derler. Şayet böyle şeyler olmasına rağmen böyle bir çağrıda bulunuyor olsaydı YÖK Başkanı Profesör Doktor Beyefendi. Ama öyle bir şey olmadığı için son derece rahat, kendinden emin, özgüvenli bir şekilde bütün fikirlerin özgürce konuşulduğu, hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı, hiçbir akademisyenin, hiçbir bilim insanının düşüncelerinden ötürü ihraç edilmediği Türkiye'ye dünyadaki akademisyenleri davet etmiş. Ben de coşkuyla karşıladım sevgili izleyenler. Tahmin ediyorum coşkum size kadar yansımıştır. Bendeki coşku size kadar gelmiştir. Siz de kendinizi tutmayın. Bu coşkudan siz de nasibinizi alın. Yök Başkanı hakkındaki övgü dolu ifadelerinizi e, tabii ki kullanabilirsiniz yani. Ve Cumhuriyet 100 yaşında. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz sevgili izleyenler. Cumhuriyetin 100. yılı ancak böyle kutlanabilirdi. Yani daha iyisi, daha güzeli, daha mükemmeli, daha heyecanlısı, daha coşkulusu gelmiyor benim aklıma. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki Bakın 1923'te kurulan Cumhuriyet 2023'e geldiğinde bu hale gelecek miydi? Bu noktaya gelecek miydi kimse hayal edemezdi. Yani bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce deseydik ki Türkiye Cumhuriyeti 2023'te öyle bir noktaya gelecek ki kimse buna inanmazdı. Hani Barış Manço'nun bir şarkısı var. 2023 diye bir şarkısı var. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Onun bir hayali vardı. Diyordu ki ben 80 yaşında olacağım o zaman bu şarkıyı böyle dev bir senfon orkestrası ile beraber e, sahnede icra etmek isterim diyordu. Barış Manço'ya bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce, 2023'te Türkiye'nin bu noktalara geleceğini söyleseydik, o da abartıyorsunuz derdi inanamazdı büyük ihtimal. Yani Türkiye Cumhuriyeti öyle bir noktaya geldi ki Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl kutlayacağımızı şaşırdık. Evet, nasıl kut, nasıl kutlayalım? Ben yani şey yapamadım yani. Hayal edemediğimiz bir noktada olduğumuz için ben nasıl kutlanır bilemedim. E, yine de bu şaşkınlık içerisinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.